Bu bölümde yine Tanrı Dağları'na kurulmuş olan Kırgızistan'daki gezimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Karahanlılara başkentlik yapmış olan Balasagun'dan sonra Karahanlılara başkentlik yapmış başka bir kente, Özgön'e geçiyoruz. Özgön'ün girişinde gene büyük kahraman Manas'ın heykelinin önündeyim. Özgön'ün girişi. Civarında. Özgön deyince aklınızda kalabilecek iki şey olmalı. Bir, bu Özgön tarihi mimari kompleksi diyoruz. Bu külliyeye diyelim. İkincisi de Özgön pirinci. Yani ve Özgön pirinciden yapılan pilav olacak. Peki Özgön şehri nedir, ne değildir? Özgön şehri öncelikle eski, yani o büyük İpek yolunda yine ticaret merkezlerinden biriydi. Burada işte Çin'den Avrupa'ya giden ve Avrupa'dan Çin'e geçen o kervanlar burada işte hanlarda dinlenip burada bazı ticari işlemlerde yapıp sonra yollarına devam ediyorlardı. Onun dışında Özgön tarihi kompleksini yere alacak olursak burası bir, bu Özgön minaresinden ibarettir. İki de şurada biraz önce geçeceğiz, üç tane minare. O minare diyorum, türbe. Bu türbeler Karahanlı döneminde hükümdarlara ait türbelerdir. Yani onların defnedildiği yazılı kaynaklarda. Bu minareye gelince öncelikle Özgön şehri 12. yüzyılda Karahanlı devletine başkentlik, yani ikinci başkentlik yapmış bir şehirdir. Balasagun birinci başkenttir. Orası Moğol istilası altında kalınca ve Moğollar orayı işgal edince payitaht buraya taşınıyor 12. yüzyılda. Ve şu anda sadece minare kaldığına bakmayın. Eskiden burasının da böyle şey kaleyle çevrili bir şehir olduğu yazılır. Ve bu minarenin yanında da bir cami inşa edilmiş olduğu yazılır kaynaklarda. Zaman deprem ve savaşlar sebebiyle cami yıkılıyor. Bu da şu anda 27 metredir. 27. Ama esas ilk şekli 44 metre olduğunu tarihçiler yazar. 17 metre. Aha, o da özellikle depremlerde yıkılmıştır. Ve şeyine gelince, yapının kendisine gelince Karahanlı mimarlığının özelliklerini görüyoruz. Ana özellikleri nedir? Öncelikle sadeliktir. Şey yok, yani gördüğünüz gibi tek renk, hani fazla renkli olmamalı çünkü İslam'da gösteriş yok diye bir anlayış vardır. Onun dışında şeydir, genç, biz bunlara şeyde Rusça'da ganç denir. Kil ve alçının karışımı bir şeyden yapılıyor, bu dış şeyleri. Ateş tuğlası diyoruz biz. Ateş tuğlası mı? Evet. Onda o şey böyle eğilim, yoğurmaya çok elverişli olduğu için çok. Genelde şeylerde o kullanılmış, dış süslemelerde. Bu tabii ki restore edilmiş halidir. Tarih şeyine, ilk haline şeyde internette var fotoğrafları böyle şeyde. 20. yüzyılın başında çekilmiş fotoğraflar var, hani yıkılmış halinin. Kırgız Türkçesinde minareye burana denir. Bilinenin aksine Kırgızistan'da iki adet burana vardır. Biri Özgön'de, diğeri Balasagun'da. Birçok gezgin sadece Balasagun'daki buranayı bilir. Evet, şimdi minareye gireceğim. Bu konuşmayı dışarıda yapamadım, rüzgar olduğu için. Burana'dayım. Özgön, Karahanlıların eski başkenti. Merdivenler oldukça dik. Hem de çok dik vallahi. Işık görünmeye başladı. Özgön minaresinin tepesine çıktım, 47 metre. Şimdi şehrin
panoramik görüntüsünü alacağım buradan. Özgön'deyiz. Burası Karahanlıların bir dönem başkentliğini yapmış bir şehir ve önümüzdeki yapı da Karahanlı hanlarının türbelerinden oluşuyor. 3 tane türbe var burada ama hangi Karahanlı sultanının türbesi onu bilmiyoruz. Nasir İbn Ali degen xan bolgan eken. Oşol xan başarıp turgan mezgilde. Nasreddin Tok bu ga? Nasir İbn Ali. Bu jerler xan saray bolgan çoğ. Xan saray bolup, bu jerlerde çoğ meçit medreseler, sovda dükkanları bolup, özgen sovda bor bolup turgan kezde, xandar şul jerde turgan eken. Ona gün baz bana. Sılarda turba deyip koyalım. Türbe. 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 Gümbez de. Yani bu. Gümbet bizde. Gümbez. Gümbez bu. Üç başka kurulgan da. Ama ortağın kısa. 1120 yılı kuruladık. Nasir İbn Ali Khan dünyadan kaçırılgandan keyin. Şul yerde koyuladık. Söyledi. Al adamdan keyin balası başkaladık. Tagurul Hüseyin Hasan İbn Ali'dir. Al balası işte cürgen kezde. Bu solca tarafındaki gümbazı kurdurat 1153. yılı. Aladan'daki dünyadan kaç çıkırgenden kelin, şu cennet öyle teken. Bulcak Canbaşı'da gümbazı olsa 1187. yılı kurulup, Bulcak'a o şimaldaki Armiyan Başkanı Türgen, asker başçısını şöyle öyle teken. 16. yılında Sultanı Sancar Mazi, Sultanı İlik Mazi, Burtuğgan'daki ülkeler başkanı gelirken. Aladan'daki dünyadan kaç çıkırgenden ki, Allah'ın sürekli sülcede koyuladık yani. Bu cerge handar sultanlardan teşkarı ilimdü, bilimdü, alım adamlardaki sürekleri koyuladık yani. Sayıs kezinde arkeologlar tarafından zıllı işlerin cürgüzüşüp arkeologlar kazışken de şu gümbazı için 60 adamı sürekli koyuladık yani. Sülcede. Munara cönünde olsa Munara'nı gördünüz mü? Minareyi gördünüz mü? Evet, evet. Munara 11. kılımda ahırlarında, 12. kılımda başlarında kurulup, büyüklüğü 44 metre bulgan eken. Bu özgen soğuda bor bor bol turgan için, Munara'da karavullar turgan eken, iki cakti karap, anna taşkarı namazga azan çakırıp turgan eken. 1896. yılı katı ciri tutura bulat eken. Deprem. Oşanda Üsküdar'a ziyan getirip kulak çöğüldü. Oşa boyunca 17 metre. Oşa boyunca bu kararsız cetat 1923. yılı Gayip Pansat degen Türk adam bulgan eken özgendik. Allah'dan ruhsat da alıp, ustalık da alıp gelip Barınçeli Üsküdar'ın onu da tıkıyordu.
10 dal gelene kim bunu bitiye 20 cm bol kaldı. Ha bu yer Han Sarayı bolgan için Handar şu yerde turgan eken şu yerden Özgen'den tör tarafında çıkıp getirdirken cer hastadaki yoldar bulgan eken hoşuma aldı. Anladınız mı? Anlatayım hocam. Kıskaçım almalı şu. Kısaca bu diyor şeyimiz. Rahmat, Sarge Rahmat. Kelip türünüzler. Özgön'deyiz. Özgön Karahanlılara başkentlik yapmış bir yer. Burada Özgön pilavı yiyeceğiz meşhur. Özgön. Özgön'de pirinç yetişmesinin en büyük nedeni de arka taraftaki Kırgızistan en büyük ikinci nehri olan Karaderya Nehri. Karaderya Nehri ikinci sırada, birinci sırada Narın Nehri var. Burası Karaderya. Yukarıdan niye su akıyor anlamış değilim. Burası Karaderya. Karaderya adı kara ırmak anlamına gelir. Bugün birçok Türk lehçesinde, şivesinde ve ağızlarında derya ya da darya kelimesi ırmak anlamında kullanılır. Amuderya ve Sriderya nehirleri de buna örnektir. Veda ediyoruz. Kırgızistan'da daha önce seyahat ederken tıpkı Kazakistan'a girip çıktığımız gibi şu anda da Özbekistan topraklarına girip çıkıyoruz. Çünkü burada kullanılan karayolları Sovyet döneminden kalan karayolları. Kaldı ki Kazakistan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da kardeş Türk devletleri olduğu için konularda birbirlerine sorun çıkarmamaktalar.